Hatta Metris R tipi kapalı hapishanesinde tutulan ağır hasta mahpuslardan Abdülkadir Kuday'ın durumunu aktarmak istiyoruz. Sağlık sorunları yaşamaya başlamış ancak uzunca bir süre boyunca tedavileri yapılmamıştır. Daha sonra yapılan tetkikler sonucunda önce bel fıtığı teşhisi konuldu ve Haziran 2021'de bel fıtığı ameliyatı yapıldı. Ancak ameliyattan sonra durumu düzelmedi ve şikayetleri daha da çok arttı. Yaşanan bu süreç içerisinde sağ ayağının tamamen felç kalmasına ve sancılarının devam etmesine rağmen tedavisi yapılmadı. 3 ay sonra yapılan tetkikler sonucunda bel fıtığı teşhisinin yanlış olduğu anlaşıldı. Olarak da bilinen ALS'e kas güçsüzlüğüne neden olan beyin ve omurilikteki sinir hücrelerini etkileyen ilerleyici ölümcül bir kas hastalığıdır. Hapishanede kalamayacağı açık olmasına rağmen tahliye edilmemiş ve 12 Ocak 2022'de Metris R tipi hapishanesine götürülmüştür. Burada da durumu sürekli olarak kötüye gitmiştir. Ayakta tek başına duramıyor. Hastalığı görme problemini arttırdı. Sağ tarafındaki felcin yüzündeki sinirleri etkilediği için yüzünü hissedemiyor. Sürekli olarak kilo kaybetmiş ve kendine bakamayacak halde yatalak duruma gelmiştir. Avukatları tarafından çeşitli tarihlerde tahliye için başvuru yapılmış olmasına rağmen tahliye edilmemiştir. 17.07.2023 tarihinde kalp krizi geçirmiş, 3 gün hastanede kalmış ve anji olmuştur. Avukatları tarafından 18.07.2023 tarihinde Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına yeniden infaz erteleme başvurusunda bulunmuş ve ATK'ya sevki sağlanmıştır. 23 Ekim 2023 tarihli adli tıp raporunda başvurucunun yaşamını hapishanede idame ettiremeyeceği ifade edilmiştir. Ancak buna rağmen ağır hasta mahpus Abdülkadir Kuday tahliye edilmemiştir. En son durumu ağırlaşınca 22 Ağustos 2024'te İstanbul Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırılmıştır. Burada hem hastane görevlileri hem de hapishane görevlileri tarafından kötü muameleye maruz kalmış, su ve yemek ihtiyaçları karşılanmamıştır. Ayrıca ailesinden birinin de yanında refakatçi olarak kalmasına izin verilmemiştir. Bu şekilde tedavi olamadığı için de hapishaneye geri dönmüştür. ÖHD İstanbul Şubesi avukatları tarafından sağlık durumuyla ilgili olarak 28 Ağustos 2024 ve 29 Ağustos 2024 tarihlerinde oda arkadaşı Ergin Aktaş'la iki görüşme gerçekleştirilmiştir. Söz konusu görüşmelerde Abdülkadir Kuday'ın sağlık durumunun gün geçtikçe kötüleştiği, satürasyon değerlerinin 63-64 seviyelerine kadar düştüğü, nefes alma ve yutkunmada oldukça zorlandığı, gözünü kapattığını ancak derin uykuya dalamadığı, nefes almakta zorluk çekmesi ve satürasyon değerlerinin ani olarak düşmesi nedeniyle Ergin Aktaş'ın da uyumayarak sürekli olarak kendisini kontrol ettiği aktarılmıştır. Doktor tarafından tekrar 2 Eylül 2024 tarihinde kendisiyle görüşme gerçekleştirilmiştir. Artık tekerlekli sandalyede dahi oturamadığı, avukat görüş odasına sedyeyle getirildiği, 40 kilonun altına düştüğü, kemiklerinin göründüğü, aşırı kilo kaybı ve sürekli sırt üstü yatması nedeniyle kemiklerinin sırtına battığı ve sırt derisini tahriş ettiği, vücudunda morarmalar olduğu, hareket etmekte, nefes almakta ve beslenmekte oldukça güçlük çektiği gözlenmiştir. Abdülkadir Kuday'ın sağlık durumu oldukça ağırdır ve hapishanede kaldığı her an hayatını kaybetme riskiyle karşı karşıyadır. Abdülkadir Kuday'ın bir an önce tahliye edilerek tam teşekküllü bir hastaneye sevki sağlanmalıdır. AKP-MHP iktidarı ülkeyi son sürat felakete sürüklemeye devam ediyor. Meclis sarayın noteri olmuş. Anayasa yasalar rafa kalkmış. Yargı iktidarın kuklası olmuş. Cezaevlerinde ağır hak ihlalleri yaşanmaya devam ediyor. İmralı'da başlayan tecrit ülkenin bütün cezaevlerine yayılmış durumda. İktidarın aparatı konumunda olan Cezaevi İdari Gözlem Kurulu sudan sebeplerle infaz yakmalara devam ediyor. Cezaevinde çok sayıda ağır hasta mahpus var. Hasta, engelli ve yaşlı insanları cezaevinde tutmak vicdansızlıktır, adaletsizliktir, zulümdür, hukuk tanımamazlıktır. Hasta tutsaklara yaşatılan hak ihlallerine ve zulme bir an önce son verilmelidir. Abdülkadir Kuday cezaevinde sağlık durumu günden güne kötüye gitmektedir. Tüm hasta tutuklar ve Kuday başta olmak üzere derhal serbest bırakılmalı,
ve hasta tutuklar insan koşullarda tedavi olmanın önü açılmalıdır.